Efendim abi. Gonca, ne yapıyorsun kız? Ne yapayım abi, çalışıyorum. Şimdi bizim Ankara'da yeni açılacak olan fabrikanın tesisatında bir sorun oluşmuş. Akşam eve uğramadan direkt Ankara'ya geçeceğim ben. Gece de orada kalırız, haberin olsun. Tamam abicim. Kapıyı, bacayı iyi kilitle. Tamam abicim, merak etme. İyi yolculuklar. Hadi bakalım, sağ ol. Aa, abim yok bu gece. Ne yapsam acaba? Gonca, ne oldu? Ya abim Ankara'ya gidiyormuş da. Sen niye bu kadar seviniyorsun? Kızım, bu şu demek oluyor. Koskocaman hem bu gece benim. Yani Erdem'le baş başa kalabiliriz. Erdem'i eve mi çağıracaksın? Ya kızım, ya bir gören olursa? Zaten sizin mahalledeki komşular ajan gibi. Abim birkaç kişiyi tembih etmiştir bile göz kulak olun diye. Of Aslı ya. Resmen hevesim kursağımda kaldı. Ya ama Gonca, dostun olarak benim doğruları söylemem gerekiyor. Abine yine yakalanırsan çok kötü şeyler olur. Haklısın galiba. Ne yapalım canım? Tamam. Sen mağazanın adresini aldın değil mi? Evet, aldım. Elbiseleri bana göstermeyi de unutmuyorsun. Tamam, merak etme. İyi eğlenceler o zaman. Sağ ol canım. Eda, benim işim bitti. Nerede, ne zaman buluşalım? Aa, ben de o tarafa gidecektim zaten. Tamam. Görüşürüz. Aslı. Çıkıyor musun? Evet. Ben de çıkacağım. Eğer istersen seni de gideceğin yere kadar bırakırım. Zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti? Tamam. Akşam yapacağım sürpriz de çok şaşıracak. Evet, çok heyecanlı. Siz bugün hiç konuştunuz mu? Konuştuk. Hatta ben şimdi onun yanına gidiyorum. Saç ve makyaj konusunda benden yardım istedi. Cansu'dan sonra ilk defa biriyle bu kadar samimi olduğunu görüyorum. Isındı herhalde bana. Sen onu tanımadığın için sana normal geliyor olabilir. Eda ne kadar çocuk gibi görünse de aslında duvarları olan soğuk bir kızdır. Yani öyle herkesle kolay kolay samimi olamaz. Bence beni sevmesi bir yana, bizi çok sevdi. Bizi derken sevgili numarası yaptığımızı bilmiyordu ya. Deniz'e hiç sınamadı mesela. Hatta barıştığımızı öğrenince muhtemelen şok olacaktır. Ya ve sırf Eda huzursuz olmasın diye Deniz'i partiye davet etmedim. Düşün. O kadar diyorsun yani. Maalesef. Özür dilerim. Önemli değil. Ne oldu? Anlatır mısın? Biraz sakinleşmem için izin verir misin? Tamam. Ama bu şekilde araba kullanma. Ya bir yerde duralım, ne olur. Daha iyi misin? Sağ ol, daha iyiyim. Ya oturalım mı biraz? Olur. Anlatmak ister misin? Deniz. Deniz bana yalan söylemiş. Dizdeki rol arkadaş. Aramızda bir şey yok diyordu ama. Fotoğrafta gördüm. Her şey tam tersi. Öyle değil mi?
Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ona bir şans daha vermemeliyim. Ama böyle olacağını nereden bilebilirdin ki? Babam seni bir kere özen bir daha özer demişiz. Onu dinlemeliydim. Bence kendini suçlama. Ayrıca kaybeden sen değilsin ki. Kaybeden o. Evet. Bu sefer beni gerçekten kaybetti. Ya neden bu kadar zor anlamıyorum. İki insan birbirini sevdiği sürece her şeyin daha kolay olması gerekmiyor mu? Yani her şey böyle güzel giderken ilişkiyi bu hale getiren ne sence? Bilmem. Ben daha önce bir ilişki yaşamadığım için bir fikrim yok. Nasıl yani? Daha önce sevgilin olmadı mı? Olmadı. Yani seninle sevgili numarası yapmamızın dışında olmadı. Ya senin gibi tatlı ve cici bir kızın sevgilisi olmaması çok garip. O zaman çok seçici olmalısın. Aslında bu düşündüğüm sana çocukça gelebilir ama... ben her insanın bir ruh eşi olduğuna inanıyorum. Yani sonsuz aşkla bağlanabileceği ve ömür boyu hiç kopmayacağı biri. Tabii öyle birini bulmak çok büyük bir şans. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Komik mi? Yok, o yüzden gülmedim. Yani söylediği şeye ben de katılıyorum. O yüzden de hoşuma gitti. Eda arıyor. Aa, lütfen olanlardan ona bahsetme. Üzülür. Tabii, merak etme. Efendim Eda'cığım. Tamam, hemen geliyorum. Görüşürüz. Ya sen de benim yüzümden geç kaldın. Önemli değil. Sen daha iyisin değil mi? Daha iyi. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi. Eda'cığım kusura bakma, geciktim. Ya hiç önemli değil. Canım hoş geldin, merhaba. Soner ben. Merhaba, ben de Aslı. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Yalnız kızlar sizi biraz bekleteceğiz. Şöyle alalım. Bu arada ne içersiniz? Aa, kahve içer miyiz? Belki birbirimize falda bakarız. Olur, içeriz ama ben faldan anlamam. Aslı'cığım iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu yaşananlardan sonra doğum günüme bile gelmezsin zannetmiştim ama sen beni kırmadın. Bak, yaşananlar adı üstünde yaşandı ve bitti. Ben senin arkadaşın olarak geldim. Sadece senin için. Biliyorum. Ben zaten sana söz verdim, merak etme. Tamam. Artık başka sürpriz yok değil mi? Yani yapsam da zaten elime yüzüme bulaştırıyorum. Ben sana kendimi çok yakın hissediyorum. Çünkü sen gerçek bir insansın, doğalsın yani. Sen de öylesin Eda'cığım. O yüzden sana güvenebileceğimi biliyorum. Seninle bir şey paylaşmak istiyorum ama aramızda kalırsa. Ha, tabii ki. Hoşlandığım biri var da... bugün o da doğum günüme gelecek. O yüzden çok heyecanlıyım. Ben şimdi anladım. Bütün bu hazırlıklar onun için. Evet. Yani ona açılmayı planlıyorum. Ya o kadar kör ki. Benim farkında bile değil. Ama ben tüm cesaretimi toplayıp onunla konuşmaya karar verdim. Umarım o da sana karşı bir şeyler hissediyordur. Evet. Karşılıksız aşk o kadar zor ki. Böyle... elini uzatsan tutacak kadar yakın ama bir o kadar uzak. Hep onu görmek istiyorsun. Onu görmek için türlü türlü planlar kuruyorsun. Hep onu düşünüyorsun. Ama o bunun farkında bile değil. Artık duygularımı bilmeli. Ya sonu hüsranla bile bitse ben ona duygularımı söyleyeceğim. Eda'cığım. Aşk cesaret ve sabır ister. Senin onu ne kadar çok sevdiğin belli. Umarım o da senin sevgine layık biri olur. Sanırım bu benim en büyük hayalim.
Efendim babacığım. Kuafördeyim. Yani en geç 2 saate kadar bitmiş olur. Ha sen alacaksın beni. Tamam süper. Tamam o zaman haberleşiriz. Öpüyorum çok. Canım babam beni alacakmış da istersen seni de eve bırakırız. Yok gerek yok. Zaten benim bu civarda bir işim var. Tamam canım sen nasıl istersen. Kızlar başlayalım mı? Olur. Ay yok ben bir şey yaptırmayacağım. Aa olur mu canım öyle şey? Geldik buraya kadar güzelleşelim. Yok gerçekten gerek yok. Bebeğim burası geldiğiniz gibi çıkamayacağınız tek yer. Üzgünüm. Hadi hadi Eda doğum günü kızı. E sen de arkadaşsın. İtiraz istemem. İkiniz de bendensiniz. Ah bir dakika. Müziksiz olmaz. Motive olmamız lazım. Telefondan mı? Evet. İyi ki doğdun Eda'cığım. Bu benim hediyem. Umarım beğenirsin. Çok teşekkür ederim. Aslı'cığım, bizi kırmayıp geldiğin için teşekkürler. Bunu benim için mi çizdin? Çok teşekkür ederim. Bunu odamın en güzel yerine koyacağım. Hatta buradaki bütün kızlardan daha güzelsin. Hatta benden bile. Teşekkür ederim. Bu güzellikle artık bir selfie çekeriz. Çekiyorum. Hadi Aslı gülürse sana. Gerçekten çok güzel çıktık. Evet çok güzel. Dans edelim mi? Abi hadi siz de bize katılın. Dans edelim mi? Tabii. Aslı, dans edebilir miyiz? Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun.
Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkın sağ olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Derde salan var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Bence Aslı hala ona karşı bir şeyler hissediyor. Yoksa hayatta gelmezdi. Bıraksın bu Eda ayaklarını falan. Aslında Deniz'de iyidir biliyor musun? Aslı giyinip süslenince bir şeye benzemiş. Volkan için de bayağı bir hazırlanmış. Bence bu geceden sonra kesin barışırlar. Çağla. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belam derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim, sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki yüzünde. Benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. Daha iyi misin? İyiyim. Teşekkürler. Ya daha çok erken. Tamam, geliyorum. Canım, babam gelmiş. Ya bir de o kadar erken gelme dedim, of ya. Olsun canım, geldin ya, boş ver. Hadi yine baş başa kaldım. Hadi öpeyim seni. Heh, görüşürüz canım. İyi akşamlar. Tekrar teşekkür ederim bu gece için. Her şey çok güzeldi. Aynen, bence de.
Herkes çok eğlendi. Sen peki? Ben de tabii ki ufak bir benim sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum Eda'cığım. Öncelikle bu gece çok yakışıklı gözüküyorsun. Teşekkür ederim canım benim. Senin için hazırlandım. Barış, ben senden çok hoşlanıyorum. Hem de çok uzun süredir. Eda. Eda bak ben... Ya sen benim kardeşim gibisin. Başta da böyleydin. Bundan sonra da böyle olacak. Gel buraya ufaklık. Daha üzgünüm. Bu konuşmayı hiç yapmadık varsayalım, olur mu? Eda. İyi misin? Ne oldu? Onu hissettiklerimi söyledim. Peki iyi geçmedi sanırım. Rezil oldum Aslı. Keşke hiç konuşmasaydım. Artık yüzüne de bakamam. Bitti. Barış değil mi? Evet. Rezil oldum ya. Eda'cığım. Ne olur üzme kendini. Sen çok cesur davrandın. Belki de ya bir anda böyle bir itiraf beklemiyordur. Sussaydı o zaman. Yoksaydı bu konuşmayı hiç yapmamış olalım dedi bana. Eda biraz zamanı bırak. O da sana karşı bir şeyler hissediyorsa söyler zaten. Aslı bitti işte. Rezil oldum. Çok üzüldüm Eda'cığım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Daha erken oğlum ya. Malum yarın iş falan var. E biz de çalışıyoruz herhalde. İki gün çalıştı ya. Neyse, görüşürüz. Ben gidiyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben de artık gitsem iyi olacak. Bana bir taksi çağırabilir misiniz? Ben bırakırım ya seni. Yani biz seni bırakırız. Zahmet olmasın size. Taksiyle olmaz tek başına. Aslı. Ben seni bırakırım. Gerçekten gerek yok. Ben kendim giderim. Olmaz öyle şey gerçekten. Ben seni bırakırım. Peki. Eda'cığım tekrar doğum günü kutlu olsun. Çok güzel bir partiydi. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Çıkalım mı artık? Tamam. Ben Aslı'yı bırakıp döneceğim. Görüşürüz. Biz o zamana kadar gitmiş oluruz. Ya çok yakışıyorlar. Umarım barışırlar. Bence de. Çünkü Deniz artık tarih oldu. Çağlan, biz de kalkalım. Yarın erken kalkacağım. Of tamam Burak. Sen de sıkıcı oldun işe başladığından beri. Görüşürüz Eda'cığım. Görüşürüz. Hadi canım görüşürüz. İyi ki doğdun. Teşekkürler. Çok güzel bir doğum günü oldu değil mi? Çok. Ya ben Eda'nın ilk girişini göremedim ama eminim çok şaşırmıştır. Hem de nasıl? Bu arada sana tekrar teşekkür ederim. Senin benim için yaptıklarının yanında. Bu arada fotoğrafları gördüğünde iki yanımdaydın. Yani sen yanımda olmasan kötü şeyler olabilirdi. Bu gece de iki yanımdaydın.
Teşekkürler. Senin yanında kendimi iyi hissediyorum. Kahretsin ya, ben Babakan'a şimdi ne diyeceğim? Beni hayatta affetmez. Yalanlayacağım, başka çarem yok. Onu kaybedemem. Efendim? Volkan, lütfen biraz dinler misin? Açıklayabilirim. Senden bir açıklama bekleyen yok Deniz. Volkan, ne olur. Yalvarırım. Açıklayabilirim, göründüğü gibi değil. Bizim barışmamız zaten bir hataydı. Bu sefer gerçekten bitti. Bir daha sakın beni arama. Pardon. Nerede kaldın? Niye bu kadar geciktin? Sana ne? Ne demek sana ne? Basbayağı sana ne işte? Sen bana hesap mı soruyorsun? Soruma cevap verir misin? Ya partiden çıkıp direkt eve geldim işte. Asıl sen nereden çıktın? Ben çıkarken hala partideydin. Biraz hızlı gelmiş olabilirim. Ya biri görecek, ne istiyorsun? Sana söylediğimi düşündün mü? Evet, düşündüm. Sana yardım falan etmeyeceğim. Hayır, onu değil. Diğer söylediğim. Benimle alay etmeyi bırakır mısın artık? Ben seninle alay falan etmiyorum. Sana verecek bir cevabım yok. Aslı. Ya bırakır mısın beni? Neden böyle davrandığını biliyorum. Çünkü sen de benden hoşlanıyorsun. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.